Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim. Akşam çok güzel yağışlar aldık. Tüm Kıbrıs Adası yağışları aldı. Troodos kütlesine de 10 santim kar yağdı efendim. Hafif hafif kar yağışları devam ederken bugün öğle saatlerine kadar kar yağışı, öğle saatlerine kadar da düzlüklerde, Mesarya içinde de sağanak yağmurlar devam edecek. Sonra ne olacak? Öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu bir görünümle birlikte yine gece ve yarın ne olacak? Sağanak yağmurlar devam edecek. Hatta yarın etkili sağanak yağmurlar olmasını tahmin ediyorum. Evet, yine mevsim normallerine düşen bir sıcaklık seyri var bugün ve yarın. Ve hafta sonuna kadar az mevsim normallerinin altına düşmesini de bekliyoruz sıcaklıkların. Evet, tabii ki bu girişten sonra mutat cümlelerimizi söyleyelim. Ne diyelim efendim? Alçak basın sistemiyle oldukça nemli ve soğuk hava kütlesinin etkisi altında kalacak Kıbrıs Adası. Bunu da söyledikten sonra uçuşa geçelim. Bulutlara gidelim, bulutlara efendim. Avrupa az bulutlu bir görünümde efendim ve Kuzey Avrupa az bulutlu. İngiltere az bulutlu, İber Yarımadası açık ve Rusya çok bulutlu, Karadeniz çok bulutlu. Balkanlar da çok bulutlu bir görünümde an itibariyle. Ve ülkemiz ve Türkiye'mizde neler var neler yok. Ülkemiz çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurları da görüyorum. Ve zamanla bulutların İskenderun Körfezi'ne doğru hareket ettiğini görüyorum. Ve Türkiye batısı parçalı, ortası çok bulutlu, doğusu ise, Doğu Anadolu'su ise kapalı bir görünümde. Hatta kar yağışları da var Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da diyelim ve biz meteorolojik haritamıza bir göz atalım. Tabii ki alçak basın sistemiyle buna bağlı cephe sistemleri soğuk havasıyla ve oldukça nemli havasıyla bölgemizi etkilemeye devam edecek. Nereye kadar? Bugün öğle saatlerini az geçene kadar. Evet, Karadeniz üzerinde de bir soğuk hava kütlesi mevcut. Bir de yüksek basın sistemi var ki Balkanlar üzerine kadar, Avrupa ve Balkanlar üzerine kadar gidiyor. Ve Rusya, bir alçak basın sistemi mevcut Rusya'nın içerisinde diyelim bugünkü meteorolojik haritada. Ve tabii ki biz haritalarımızı inceledik ve bugün Kıbrıs'ta dedim. Ve harita hemen önüme geldi. Bugün öğle saatlerini az geçene kadar yer yer sağanak yağmurlar devam edecek ve Troodos'ta da hafif kar yağışını bekliyorum demiştim. Ve en yüksek hava sıcaklıkları bugün mevsim normalleri civarında seyredecek. Nitekim Güzelyurt ve Lefkoşa'da 15 derece, Lefke ve Girne'de 14 derece, Alev Kayası'nda 11, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 13, Zaferburnu'nda 12, İskele ve Gazi Mausa'da 15, Larnaka'da 16, Leymos'unda 17, Baf'ta 16 ve Troodos'ta 2 derece. Ve gecemiz efendim, hafif yağışlı bir gecemiz olacak. Ve en düşük hava sıcaklıkları
Lefkoşa'da 4, Alevkayası'nda 5, İskele'de 6, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 7, Girne'de 9, Güzelyurt'ta 8, Lefke'de 11, Gazimağusa'da 8, Larnaka'da 6, Limassol'da 10, Baf'ta 9 ve Trodos'ta 0'ın altında 2 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta çok bulutlu bir görünümle birlikte sağanak, yer yer de etkili sağanak yağmur bekliyorum. Lefkoşa ve Girne'de ve Güzelyurt'ta ve Lefke'de, İskele'de ve Gazimağusa'da 15 derece. Alevkayası'nda 12, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 14, Larnaka'da 14, Limassol'da 15, Baf'ta 16 ve Trodos'ta kar yağışıyla birlikte 2 derece efendim. Ve denizlerimiz çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçerken bugün kuvvetli rüzgar bekliyorum denizlerimizde. Bu kuvvetli rüzgarımız neymiş? 4 ile 6 kuvvetinde. Kuzey sahilde kuzey ve batıdan, batı sahilde kuzey ve batıdan, güney ve doğu sahillerimizde ise güney ve batıdan 4 ile 6 kuvvetinde rüzgar esecek. Kaba dalgalı bir deniz, 2-2,5 metrelik de bir dalga boyu oluşacak. Bugün aman dikkat diyelim ve dünyamız dönsün efendim, dönsün ve Türkiye'mde hava. Ankara bugün kar yağışlı 3 derece. İstanbul yağmurlu 6 derece. İzmir ve Antalya çok bulutlu. İzmir 11, Antalya 14 derece. Adana ve Hatay'da yağmur beklentim var. Adana 12, Hatay 11 derece. Gaziantep ve Diyarbakır'da karla karışık yağmur bekliyorum. Gaziantep 3, Diyarbakır 5. Samsun ve Trabzon yağmurlu. Samsun 8, Trabzon 10 derece. Erzurum ve Van'da ise kar yağışı bekliyorum. Erzurum 0'ın altında 1, Van'da ise 1 derece. Ve bulutların hakim olduğu Büyük Britanya'ya uçuyorum. Ve Londra bugün 13 derece. Edinburgh 7 ve Dublin 9 derece. Ve güneşli bir İber'e gidiyorum. Ve İber Yarımadası bugün güneşli. Lisbon 14 ve Madrid 12 derece. Ve Batı Avrupa. Batı Avrupa parçalı bulutlu. Paris 10 derece. Brüksel 8, Köln 7, Frankfurt 6, Berlin 5 ve Amsterdam 9 derece. Bulutluluk devam ediyor Viyana ve Budapeşte de. Viyana ve Budapeşte de sıcaklıklara bir göz atarsak Viyana 4 derece, Budapeşte 7. Dubrovnik ve Roma'da parçalı bulutlu. Roma 12, Dubrovnik de 12 derece ve Bükreş kar yağışlı ve eksi 0'ın altında 1 derece. Sofya çok bulutlu 1, Üsküp çok bulutlu 6, Atina az bulutlu 13 derece. Ve parçalı bulutlu bir Helsinki'de en yüksek hava sıcaklığı 0'ın altında 1. Parçalı bulutlu Oslo'da ise 2 ve Moskova'da ise 0 derece ve parçalı bulutlu. Evet, Kahire, Firavunlar Kenti, Doğu Akdeniz ve çok bulutlu 18 derece. Beyrut ve Tel Aviv'de bugün gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Beyrut 14 derece, Tel Aviv 15 derece. Evet, dünya böyle efendim. Dünyanın havası da böyle. Kıbrıs'ımızın havası. Bugün öğle saatlerine kadar sağanak yağmur. Gece bir yağış geçişi. Yarın sağanak ve yer yer etkili sağanak yağmur. Yarından sonraki günde ise açık az bulutlu bir görünüm olacak. Sonra yağış yine geliyor efendim. Evet, diğer yayınlarımızda
Buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Aksa Futbol Liglerinde ikinci devre hafta sonu yapılan maçlarla başladı. Süper Lig'de Manisa Türkgücü, 1. Lig'de ise Miracle Karşıyaka 16. hafta müsabakaları sonrasında da liderliğini sürdürüyor. Süper Lig'de yenilgisiz zirvede yer alan 46 puanlı Manisa Türkgücü'nün ardından 39 puanla Cihangir ikinci sırada. 3. ve 4. durumdaki Mesarya ile Yeni Cami 32'şer puana sahip. 1. Lig'de ise 37 puandaki lider Miracle Karşıyaka'nın ardından 33 puanı bulunan Baf Ülkiyurdu ikinci, aynı puanla Perelarnaka Gençler Birliği ise Averaj'a 3. durumda. 5 takımlı tenis liginde yeni sezon başladı. Ligin ilk haftasında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Pakan Spor'u Girne Amerikan Üniversitesi de Lefkoşa Şehir Kulübü'ne aynı sonuçlarla 5-2 mağlup etti. Gazi Moğolsa Belediyesi Tenis Kulübü ligde ilk haftayı bay geçti. Tekvando, Judo, Karate, Aikido, Hapkido Federasyonu'nun olağan genel kurulu pazar günü yapıldı. Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde yer alan genel kurulda 2023 yılı faaliyet programının yanı sıra 2022 faaliyet ve mali raporları da oy birliğiyle onaylandı. Ayrıca Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen Yönetim Kurulu ve diğer kurullarda yapılan değişiklikleri genel kurulun bilgisine getirdi. Bu arada Avrupa Şampiyonası'nın 11-17 Eylül tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması da karara bağlandı. Genel kurulun tamamlanmasının ardından federasyon tarafından 2022 yılı Oscar ödülleri de verildi. Ödüller Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı İzdem Gürçay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, kuvvet komutanları ve diğer yetkililer tarafından verildi. U11 ve U13 masa tenisi ferdi klasman turnuvası hafta sonu yapıldı. U13 kızlarda Özüm Özel 1., Liva Çevik 2., Duru Baruçuzade ile Ayşe Çubukçu 3. sırada yer aldı. U11 erkeklerde Ivan Blahotin birincilik elde etti. Sonay Hayatseven ikinci sırada yer alırken Sarp Öztürk ile Edis Özel üçüncülüğü paylaştı. Turnuvanın U13 erkekler kategorisinde ise Arel Aşçıoğulları'nı Celal Beyit ikinci takip etti. Üçüncülükler Ural Atik ile Kaan Çetin Arslan'ın oldu. Lefkoşa'nın önemli spor tesislerinden biri olan Atilla Topaloğlu Spor Kompleksi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu'nun kullanımına veriliyor. Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği ve Spor Dairesi'nin katkılarıyla yatırımların yapılacağı tesis özelde atletizm genelde ülke sporu ve başkent halkına hizmet verecek. Bünyesinde kafeterya, fitness salonu ve kamp eğitim merkezinin de olacağı proje için bölge halkının da desteği alındı. Diğer spor branşlarını engellemeyecek şekilde yapılacak projenin 2023 yılı için imzalanacak protokole dahil edilmesi kararlaştırıldı. Sosyal Sigortalar Dairesi'ne borcu olan işveren ve bağımsız çalışanların birikmiş prim borçları ile ilgili gecikme zamlarını ödeyebilmeleri amacıyla yürürlüğe giren sigorta affından faydalanmak için son başvuru tarihi 8 Ekim 2021. Son ödeme tarihi 20 Aralık 2021. Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirliklerine başvurarak ssd.gov.ct.tr adresini ziyaret ederek sigorta affı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sigorta affından faydalanın, prim borçlarınızı yapılandırma fırsatını kaçırmayın.
Kıbrıs Türkü'nün sesini dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kuzey Kıbrıs Smart TV projesiyle yeni nesil televizyonculukta da önce oldu. BRT ile birlikte ülkedeki özel televizyon kanallarının da seslerini dünyaya duyurmalarını sağlayan Kuzey Kıbrıs Smart TV uygulaması şimdi tüm dijital platformlarda ve Android televizyonlarda, çok yakında tüm Smart TV'lerde. İşte Kuzey Kıbrıs Smart TV'yi kullanabilmek için yapmanız gerekenler. Televizyon, tablet ve telefonlarınızdaki marketlere girerek arama motoruna Kuzey Kıbrıs Smart TV yazdığınızda karşınıza çıkan Kuzey Kıbrıs Smart TV logosunun üzerine tıklayarak yükleyebilirsiniz. Yükleme tamamlandıktan sonra artık ülkemizdeki tüm televizyon kanalları karşınızda. Kuzey Kıbrıs Smart TV. Sabahlar değerli izleyenler, yeni bir günle daha karşınızdayız. 31 Ocak Salı sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletelim. Ben Balkan Gürses ve Aziz Karaziz'le Manşet Artı'da yine birlikteyiz. Hafta boyunca da birlikte olacağız. Aziz, günaydın. Günaydın. Her salı olduğu gibi bugün de siyasal iletişim uzmanı Sayın Özdemir Tokel bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz diyelim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ülke gündeminde öne çıkanlarla ilgili kıymetli görüşlerinizi masaya yatıracağız. Kıymetli görüşlerinizi dinleyeceğiz. Pek çok gündem başlığımız var. Zaman yettiğince de tümünü konuşmaya çalışacağız. Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği bugün yapacağı bir eylem duyurusuyla mimari projelerle ilgili yasa değişikliği konusunda hükümete tepki gösterecekti. Dün Başbakan'la bir görüşmeleri oldu ve hükümet kanadıyla Mühendis ve Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bir uzlaşıya vardı. Söz konusu yasa değişikliği yapılmaktan vazgeçildi ve eylem ortadan kalktı. Hükümetle mimarların, mimar ve mühendis odalarının anlaştığıyla ilgili gündemde öne çıkan bir gündem başlığımız var. Buradan değerlendirmenizi alarak başlayalım. Görüş birliğine varıldığı açıklamasını yaptı Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Başkanı görüşmenin ardından. Yeni süreci nasıl değerlendirmek lazım? Bu diyalog ortamının kurulması ve sorunun iki tarafı da memnun edecek şekilde ortadan kalkması nasıl yorumlanmalı? Son derece iyi yorumlanmalı. Bir kere bazı gazeteler şöyle bir tutum sergiledi. Hükümet bir geri adım attı şeklinde bir terminoloji kullanıyor. Bilakis buna benzer toplumsal hassasiyete hassasiyet taşıyan konuların bir şekilde ortadan kaldırılması, toplumun hassasiyetlerinin dikkate alınması, onların görüşlerinin, önerilerinin dikkate alınması, toplumda hükümetlerle kurumlar arasında, sivil toplum kuruluşları arasında ve bir ülkeyi yönetirken size destek olabilecek paydaşlar arasında böylesi bir diyaloğun geliştirilmiş olması herkesi memnun etmelidir. Tam tersine bence bu bir geri adım değildir. Tam tersine diyalog yönünde atılmış ileri bir adımdır aslında. Uzlaşıya ulaşan bir diyalog. Uzlaşıya ulaştıran bir adımdır. İleri bir adımdır. Bu ülkeye faydalıdır. Bu ülkenin projeye ihtiyacı var. Bu ülkenin yatırmaya ihtiyacı var. Bu ülkenin büyük projelerde ihtiyacı var. Bu ülkenin uluslararası finansmanı bulmuş uluslararası projelerde ihtiyaç var. Dolayısıyla hem bu ülkenin projelerinin, halkın ihtiyaç duyduğu projelerin hayata geçmesi noktasında hem de bunların doğru düzgün bir şekilde hayata geçmesi noktasında iki tarafın da bir işbirliğine ihtiyaç var. Bu toplumun menfaatine olan bir şeydir. Hem hükümetlerimizi, hem devletimizi, hem halkımızın ihtiyaçlarını bir şekilde garanti altına almak lazım. Diğer yandan da kurumlarımızı hak ettiği saygınlıktan da uzaklaştırmamak lazım. Buradan herkes kazanmıştır. Kaybeden kimse yoktur bence. Bu karşılıklı kurulmuş diyalog devam ederse, ortada gerçekten sorun niyetine bulunan konular bir şekilde aşılırsa ve herhangi bir yasal düzenlemeye gerek duymadan zaten var olan yasalar çerçevesinde kurumlar kendi asli görevlerini yerine getirirse biz de bundan sonra ortaya çıkan her uluslararası protokolle
gündeme gelen veya her uluslararası anlaşmayla gündeme gelen projeleri tartışılır hale getirmeyiz. Bunların tartışılıyor olması dahi son derece kötüdür. Ülkesel anlamda kötüdür. Projelerin gecikmesi anlamında kötüdür. Projelerin uygulama safhalarının uzamasıyla alakalı kötüdür. Toplumun birbirine düşmesiyle alakalı kötüdür. Toplum içerisinde yaşanan gerginliklerle alakalı kötüdür. Bir de bu süreçleri yürütmüş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gerilmesi noktasında da kötüdür. Bu işin kimseye faydası yoktur. Bu bir bağcı dövmedir. Oysa aslında gerek kurumlara, gerek hükümetlere, gerek devlete, devletin bütün paydaşlarına düşen yegane görev var, üzüm yemek. Herkes kendini üzüm yemeye odaklamalıdır. Ortada kolektif olmayan bir yığın çatışmacı durum var. Ülkemizde son dönemlerde bu çatışma kültürü ama bir türlü de kolektif bir öfkeye dönüşemeyen kültür. Ki son derece iyi bir şeydir bu bahsettiğim. Yani öfkenin kolektif hale gelmesi iyi bir şey değildir toplumlar için. Belli konularda yapacağınız eylemlerin kolektif hale, yani barışçıl eylemlerin kolektif hale gelmesidir. İyi. Kolektif hale gelmeyen, yani içsel inanılmaz bizi felaketlere sürüklemeyecek, belli bloklarda bir öfke patlamaları olur. Bunun artık ortadan kalkması lazım. Çünkü küçük toplumlarda çok net yaşadıklarımız bize net bir şekilde şunu ispatlıyor. Öfkeyle hiçbir şey elde etmenin bir yarar sağlamıyor. Şansınız yok. Bu ülkede insanların birbirini tanıması, küçük bir toplum olmamızın getirmiş olduğu avantajlar da var. Dezavantajlar olduğu gibi. Avantaj ne? İnsanlar bir gün sonra, ertesi gün sabahtan uyandıkları zaman birbirlerini görmeye devam ediyorlar. İşte bu hassasiyetle diyalogların geliştirilmesi lazım. İletişimin hiç kopmadan sürdürülmesi lazım. Her konuda, amaçlanan her noktada. Dolayısıyla öfkeyle bir yere varmanın mümkün olamayacağını tarih bize defalarca ispatlamıştır. Ele almamız gereken konu diyalog kurmak. Yalnız diyalog, her tür diyalog sizi başarıya taşımaz. Diyalogun bir içeriği olmalı. Diyalogda bir tarafın ne istediği, diğer tarafın ne istediği açıkça ortaya konmalı. Yani burada kurumlar arası egosal çatışmalar, siyasallaşan kurumlar üzerinden devletin kurumlarına yapılan dayak atma faaliyetleri, didişmeler, buna benzer unsurların bu ülkenin halkına hiçbir faydası yok. Kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle yasa kapsamında kurulan ve yasal, yani devletsel nitelik taşıyan buna benzer kurumların son derece devlet ciddiyetiyle hareket etmesi lazım. Diğer yandan devletin de kendi yasaları dahilinde kurulan kurumlarıyla iletişim kurarken o seviyeyi tutturması lazım. Bu karşılıklı bir anlayıştır. Yani buna tek bu tanımlamaya çalışmak. Bu örneği verebilirsiniz. Evet, son derece uygun bir şey oldu. Bana göre bu konuda en son yaşamamız gerginlik bu olmalıydı bu gerginlik. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Ben şahsen. Aynı zamanda yapıcı, samimi, dürüst bir şekilde ve sorunların çözümüne yönelik hiçbir siyasal kazanç beklemeden, arkasında herhangi bir siyasi kazanç veya makamsal kazanç veya zümresel kazanç beklemeden samimiyetle ortaya çıkan görüşmelere ve bu görüşmelerin sonucunda en nihayetinde ortaya çıkan bir uzlaşıya ihtiyaç vardı. Bu da gerçekleşti. Bunun sonucunda ne olur? Esas izlememiz gereken o. Bu iyi sürecin bir şekilde atılacak doğru adımlarla düzgün bir noktaya taşınması lazım. Artık tartışmaların ortadan kalkması lazım. Şimdi yeni bir yasal, yani değişikliğe ihtiyaç duyulmayacağı noktasında bir açıklama var. Yani sürecin nasıl yönetileceği konusuyla ilgili de taraflar anladığımız kadarıyla bir uzlaşı noktasında. Önümüzdeki sürecin kurgusu içerisinde detaylara baktığımızda yol nasıl şekillenir sizce? Taraflar arasında mevcut yasal bir yeni yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadan var olan yasalar tahtında onları harekete geçirerek
veya onlardan kaynaklanan hak ve hukuku devreye sokarak zaten bu sorunların aşılabileceği noktasında taraflar uzlaşmış gibi duruyor. Ama bunlar zaten var olan yasalar. Eğer bu yasalar uzlaşıldığı gibi, çalıştırılması noktasında uzlaşıldığı gibi yeniden çalıştırılmaz, ortaya yeniden kaotik durumlar çıkarsa herhalde hükümet de buna ilişkin olarak çok büyük bir ihtimalle yeni adımlar atabilir. Diğer taraftan kurumlar da buna benzer adımlar atabilir. Ama asıl olan burada var olan yasaların çalıştırılması ve bu yasaların içeriğinin doldurulması. Varsa kadro eksikliklerinin yasa bağlamında bu konularla ilgilenecek devlet kurumlarının varsa kadro eksikliklerinin giderilmesi ve bu süreçlerin artık kaotik bir ortam yaratmaktan öte ortaya bir hizmet çıkaran. Çözüm odaklı yani. Çözüm odaklı çalışmasını sağlamak lazım. İşte bu konularla alakalı eğer herhangi bir sıkıntı doğmazsa biz de buna benzer tartışmaları yaşamayız. Geçen haftanın ve tabii ki bu haftanın da hala geçerli konusu ülkede yaşanan ilaç sıkıntısı. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması oldu. İlaçlar geldi ve gelmeye devam edecek noktasında. Özellikle de onkoloji ilaçlarının, MS ilaçlarının ve epilepsi ilaçlarının sisteme dahil edildiği ile ilgili. Tabii tüm dünyayı etkileyen bir sorundan söz ediyoruz. Kendi ölçeğimizde biraz fazla tartıştık bu konuyu. Ama ilaç sıkıntısı tüm dünyayı etkisi altına almış bir konu. Yapılan girişimlerle 10 gün içinde, bir hafta 10 gün içerisinde gerekli diğer ilaçların da temin edileceği ile ilgili Sağlık Bakanı'nın açıklaması var. Bu bağlamda yaşadığımız bu sorunu ve sorunun çözümü ile ilgili Sayın Bakan'ın ortaya koyduğu takvimsel ve girişimsel durumu nasıl yorumlamak lazım? Biz yerel siyasete bakmadan önce evrensel, global siyaseti de bir miktar okumamız lazım. Aslında bugünlere gelineceği yaklaşık olarak 2 yıl önceden Avrupa'sında özellikle Almanya gibi bir ülkede ortaya çıkmış bir durum. Dolayısıyla orada dünyanın en ünlü ilaç firmalarının bundan tam 2 yıl evvel yani 2021 ile 22 arası özellikle pandeminin aşıldığı pandemi sonrası ortaya çıkan bir taraftan enerjinin ciddi bir şekilde maliyetlenmesi, girdi maliyetlerinin inanılmaz derecede yükselmesi firmalarda jenerik diye tabir edilen ilaçların bir şekilde üretiminden uzaklaşmasını sağladı. Ve daha pahalı, daha yüksek kar elde edebilecekleri ilaçlara yönelmesini sağladı. Bu önce Avrupa'da başladı. Avrupa'da ilaç firmalarının yapmış olduğu hükümetlere bu uyarılar, bu mevcut girdi maliyetleriyle bizim üretim yapmamız giderek zorlaşıyor. Dolayısıyla biz bu üretimi gerçekleştirmezsek ortada çok ciddi bir ilaç sıkıntısı olacak ve bu ilaç sıkıntısı sadece Avrupa'da kalmayacak. Çünkü dünyanın belki de en büyük ilaç üretim firmalarının yer aldığı Avrupa, Amerika gibi önemli ilaç firmalarının ortaya koymuş olduğu bu tavır haliyle dünyayı da etkileyen bir tavır. Bu dalga önce Avrupa'da yayıldı, ilaç sıkıntısı. Ardından Türkiye'ye kadar sirayet etti. Türkiye bu işten haliyle böyle bir sıkıntı içerisinde düştüğünde bizim bundan etkilenmememiz mümkün değildi. Şimdi böylesi topyekün bütün ülke geneli, bütün dünya geneli yaşanan bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Bizim bir dezavantajımız daha var ama. Bu avantaj mıdır? Ticareten avantaj. Ama hastalar açısından baktığınızda dezavantajlı bir pozisyonu yaratan başka bir unsur daha var. Biz birbirlerine kapılarını açmış, ekonomik manada birbiriyle işbirliği yapan ortak bir adada var olan iki tane devletiz. Şimdi birimizin ekonomisiyle diğerimizin ekonomisi çok fazla birbirine dengeli değil şu anda. Bazen bu denge yakalanıyor. O dengeye yakalandığı zaman gitgeller azalıyor. Ama bir taraftan yani bozulduğu zaman terazi işte o denge şaşıyor. O denge şaştığında şöyle bir durum oluşuyor. Güneyde de eczane var. Kuzeyde de eczane var. Güneyde A marka ilacın fiyatı 10 TL. Kuzeyde 1 TL. 5 TL. Güneyde 10 TL. Kuzeyde 2 TL. Şimdi siz bu ekonomiyle yarışamazsınız. Bir de güneyden gelen, güneydeki hastalardan gelen yoğun talep.
ve bu noktalarla alakalı ortaya konan hız bir şekilde bizim ilaç stoklarımız üzerinde de etkili oluyor. Hem Avrupa'da hem dünyada bir ilaç krizi var. Hem en büyük ilacı temin ettiğimiz Türkiye stoklarında ciddi bir ilaç sıkıntımız var. Hem de böylesi ekonomik koşulların yaratmış olduğu güneyden gelen insanların yoğun bir ekstra bizim nüfusumuzun üzerinde bir nüfusun da ilaç talebi var. Aynı zamanda mevsim kış bütün hastalıkların en yoğun ilaç satılan bir mevsimden geçiyoruz. Bunu normal karşılayın demek istemiyorum. Çünkü her devlet en nihayetinde toplumun sağlığını bir şekilde korumak için gerekli tedbirleri almak zorundadır ama bunu SALT, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan bir sorun olarak göstermek de bir miktar insafsızlıktır gibi mi geliyor? Bunu da bu noktadan değerlendirmekte fayda var. Peki şimdi biraz farklı noktalara gidelim. Az önce üzüm yemek lazım, bağcıyı dövmemek lazım. Bunu hep söylüyoruz aslında. Ama biz bağcıyı niye dövüyoruz? Üzüm kalmadı, üzüm üretmedik son dönemlerde. Önce üzüm üretmeye başlamak lazım herhalde. Hem siyasette hem de az önce çok önemli bir nokta aslında senin işaret ettiğin. Ülkenin yatırımlara ihtiyacı var. Bu ülkenin ciddi projelere, ciddi yatırımlara ihtiyacı var. Artık her şeyi siyasette bağlama alışkanlığından vazgeçip özellikle sivil toplum örgütleriyle meslek örgütleri arasında ince bir çizgi var bizim ülkemizde. Bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Meslek örgütleri, tamam sivil toplum örgütleri bazen giriyorlar siyasete de meslek örgütleri girdiğinde her şey tepe taklak oluyor bence. Belki de bu son uzlaşı, az önce ilk konuştuğumuz konu, mühendis mimar odalarıyla hükümetin vardığı uzlaşı, bir milat olur bizler için. Üzüm üretmeye, üzüm yemekten önce üretmemiz lazım. Ortada yiyecek üzüm kalmadığı için doğrudan bağcıya dadandık. Herhalde önce üretmeye başlamak lazım. Tabii ki bunu testten de yorumlayabiliriz. O kadar bir bağcı dövüldü ki adamın üretecek hali kalmadı. Bağcı kalmadı, doğrudur. Yani adam o kadar dayak yemiş veya bağcı insan da olabilir, kadın da olabilir. Neyse. Şimdi son derece haklısın söylediklerinde. Ama gayle önemlidir. Burada sivil toplum kuruluşlarının SALT gaylesi kendi zümreleri olmaz. Ülkesel menfaatler önemlidir. Çünkü aynı ülkenin paydaşlarıyız. Diğer yandan hükümetlerin de sivil toplum kuruluşlarının veya bu meslek örgütlerinin gaylelerini dert edinmeleri lazım. Gayleleri gaylesi olması lazım. Bu karşılıklı bir iyi niyet ve güven esasına dayalı bir durumdur. Bir de anlayış meselesidir. Şimdi insanların hikayesinin olması son derece önemlidir. Hayat hikayeleri son derece önemlidir. Bize aslında her şeyi sevdiren hikayesidir. Amacıdır bilmem. Ruhudur o hikaye. Siz hikaye sahibi olamazsanız, siz kendi hikayenizin kahramanı olamazsanız, siz başkalarının hikayelerinin figüranı olursunuz. Üretmek işte bu noktada önemli. Üretmek aynı zamanda bir hikayedir. Bir yaşam hikayesidir. Bir başarı hikayesidir. Sizin hikayeniz varsa, başarı hikayenizin olmasının şansı da vardır. Eğer siz bu hikayelerden uzaklaşmışsanız yaşamınız da anlam kazanmaz. Anlamsızlaşırsınız üretmediğiniz sürece. Çünkü hikaye aynı zamanda üretmekle alakalı bir şeydir. Bu duygu üretimi de olabilir. Buradan sevgi üretirsiniz, aşk üretirsiniz, sevda üretirsiniz. Bu herhangi bir emekle bir şey üretirsiniz. Bununla da alakalı bir şeydir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının hikayelere ihtiyacı var. Hikayesi çok insanlara ihtiyaç vardır. İşi hikaye olan insanlara ihtiyacı yoktur. Bu evet yani işimiz hikaye değil. Olan. İşimiz hikaye. İşimiz, ihtiyacımız hikaye. Dönüp aynaya bakmamız lazım zaten. Ha. Son dönemlerde bizde gelişen şöyle bir durum var. Şimdi hikaye bizim değil hikayetten şikayetçiyiz. O hikayenin kahramanından şikayetçiyiz. Hikaye bizim değil ki. Hikayemizi yazamamış. Hikaye bizim değil ama mutlu son istiyoruz. Evet. Evet. O yüzden biz kendi mutlu sonumuzu istiyorsak, kendi hikayemizi yazıp, kendi hikayemizin kahramanına dönüşmemiz lazım. Bu, eğer biz buna dönüşemezsek, başkalarının bizim için uygun gördüğü hikayelerin içerisinde figüran olarak
yolculuğumuza devam ederiz. Ama ne dedik? Böyle havadan hikaye gelmez. O zaman işiniz hikaye olur. Hikayeniz olabilmesi için sizin başarınızın olması lazım. Başarınızın olabilmesi için sizin üretmeniz lazım. Sizin sadece tüketici olarak bu hayatınızı sürdürmemeniz lazım. Sürekli bir şekilde şikayetçi bir pozisyonda olup onu beğenmemek, şunu beğenmemek, şu hikayeyi beğenmemek, şu hikayenin kahramanını beğenmemek, şu filmin yıldızını beğenmediğiniz gibi, şu filmi beğenmemek gibi değildir hayat. Herkesin hayatı bir filmse o filmin içerisinde bir kahramanlık öyküsünün çıkması lazım. Bizim Kıbrıs'ta en büyük yaşamış olduğumuz sıkıntılardan bir tanesi kahramanlık hikayelerimizin çıkmamış olması. Çıkmıyor. Ucuz kahramanlık başka bir şeydir. Başarı öyküsünden kaynaklı. Kendi hikayenin kahramanı olmak başka bir şeydir. Bizde insanlar kestirmeden dolanıyor. Ucuz ucuz hikayelerle, ucuz ucuz kahramanlık peşinde olmakla ülkeye kahraman olunmaz. Ancak bir sene sürer bu mutlu kahramanlık işi. İki sene sürer. Üç sene sürer. Rasyonel değilseniz, hayatla örtüşen hikayeleriniz yoksa, hikayeleriniz gerçek hayattan kopmuşsa, hikayede olduğu gibi, o zaman işiniz hikaye olur. Bizim bahsettiğimiz şey, ayakları yere basan, rasyonel, gerçek hayatı kucaklayan, gerçeklerle yüzleşme kabiliyeti olan ve gerçeklerle rekabet etme kabiliyeti olan hikayelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunu bu noktadan okumak lazım. Senin sözlerinle tamamlayayım bu soruyu. Evet, üzüm yemek lazım. Üzüm yemek için üzümü yetiştirecek bağcılar lazım. Siz bağcıyı üzümü yetiştiremeyecek hale sokarsanız hem bağcıdan olursunuz hem bağdan olursunuz. Dolayısıyla bağcıya imkan ve olanaklarınızı vereceksiniz. Bir de bağcıyı düzgün seçeceksiniz. İşten anlayanı seçeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? O bağcı o üzümü üretecek. Siz üzümü yiyeceksiniz. Bağcıya sövmeyeceksiniz. Bağcıyı dövmeyeceksiniz. Bağcıya hakkını teslim edeceksiniz. Bağcıyı rahat bırakın. Bağcıyı rahat bırakın. Diyebiliriz evet. Peki. Buradan hareketle o zaman soralım. Şimdi Sayın Başbakan'ın önemli bir Ankara teması vardı. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısıyla görüştü. Ortaya yeni hedefler, yeni projeler konuldu. Keza geçen hafta Türkiye Eğitim Bakanı adaya ziyarette bulundu. Dün de Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın temasları vardı. İki ülkenin ilişki geliştirme ve projelendirme noktasında çok yoğun bir mesai harcadığını gözlemliyoruz. Keza Sayın Başbakan'ın da ortaya koyduğu noktada ülkede yaşayan kişilerin, insanlarımızın sosyal anlamda yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak bağlamında bu yapılan temasların son derece önemli olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü yeni projeler, yeni hedefler ortaya çıkıyor. Bu temas yoğunluğunu ve ortaya çıkan yeni durumla ilgili hedefleri konuşmak gerekirse içinden geçtiğim yeni bir takım projelerin hayata geçeceğinin sinyalini veriyor. Her anlamda hayatın her alanıyla ilgili bu yeni durumu ve yeni süreci biraz konuşalım dilerseniz. Evet. Şimdi samimiyet dedik en başında. Daha programın en başında samimiyetten bahsettik. Samimiyet her alanda geçerli. Bu bireyden bireye de geçerli. Kişiden kişiye de geçerli. İkili ilişkilerimizde de geçerli. Kurumlar arası ilişkilerimizde de geçerli. Devletler arası ilişkilerimizde de geçerli. Samimiyet her şeyin temel yapı taşıdır. Çünkü insanlar samimiyetliklerini kaybettikleri zaman güven yitimi de oluşur. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. Birbirlerine güvenmeyen insanlar başarılı işler ortaya koyamazlar. Bu net bir şey yani. Bu devletler arası ilişkilerde de böyledir. Çünkü sizin bir övündüğünüz nokta var. Bu da nedir son dönemlerde? En azından iktidar tarafının iki devletli çözüm tezini ortaya koyuyor. Bu şu demek. Bu taraf kendini devlet görüyor. Devlet olmak sorumluluk gerektirir. Siz ben sadece devletim demekle devlet olamazsınız. Devlet olarak kendinizi görüyorsanız bunun gereklerini de yaparsınız. Bu devletin başka bir devletle, bu başka devlet bizim uzak devletimiz değil. Zaten her türlü
yaşamsal ilişkimizin olduğu, akrabalık ilişkilerimizin olduğu, kardeşlik ilişkimizin olduğu Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye ile siz devletten devlete protokol uyguluyorsanız ve o protokolün altına imza atıyorsanız bunun gereklerini de yapmak zorundasınız. Size samimiyetle düşen şey şudur. Şu maddeler evet bizim ekonomimizi ayağa kaldıracak. Ekonomimizi toparlamamıza katkı sağlayacak. Unsurları içeriyor. Dolayısıyla bunlar uygulanabilirdir. Bu konularla alakalı da işbirliği yapılabilir. Şu maddeler ülkemizin ihtiyaçlarına göre uygun değildir. Dolayısıyla ülkemizin ihtiyaçlarına uygun olmayan bu kalemleri ülkemizin gerçek manada ihtiyaç duyduğu şu kalemlere aktarılması bize çok daha büyük katkı sağlar. Bunu demekten imtina etmeyeceksiniz. Bunu söyleyeceksiniz. Samimiyetle. Ya da o kağıdın altına imza atmayacaksınız. İmza atarsanız bunu samimiyetle uygulayacaksınız. Şimdi son 7 aylık bir süreçte takip etmiş olduğum Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti hükümeti, koalisyon hükümeti bu konularla alakalı protokollerde yazan eylem planlarını gerçekleştirme ve yürütme noktasında belirli bir performansa ulaştı. Bu da zaten Ankara temaslarında size gelen de duyumlar o noktadaydı. Bana gelen duyumlar da o noktadadır. Bu performansın da doğuracağı artı sonuçlar vardır. Ne doğurur bu? Samimiyet doğurur. İnsanlar sizin sözünüze güvenmeye başlar. Dolayısıyla insanların sizinle işbirliği yapma potansiyeli, samimiyeti ve güveni artar. Şimdi bu noktadan hareket edip okumak lazım. Bir anda birkaç haftadır Türkiye'den gelen bakanların bir şekilde buradaki hükümetle imzalamış olduğu protokolleri, açıklanan yeni yürütülecek projeleri bir miktar da buradan okumak lazım. Salt ne oldu bir anda da şöyle oldu da bu ilişkiler bir anda hız kazandı dememek lazım. Doğruyu okumak lazım. Şimdi Çalışma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı ülkemize geldi. Biliyorsunuz daha önce açıklanmış olan bir sağlık işbirliği protokolü var. Bu protokolün 3 türlü gereği var. Bunun birinci ihtiyacı nedir haliyle? Sizin ülkenizle, sizin devletinizle işbirliği yapacağınız devlet arasında kimi zaman içsel bakanlıklar arası, kimi zaman uluslararası bazı protokoller imzalamanız lazım. Yani bunlar yasal süreçler. Bunlar yasal ihtiyaçlar. Bir başka bacak nedir bu konuda? Teknoloji tanımlaması. Düşünün biz Türkiye'ye gideceğiz. Tedavi görmek için. Oradan bizi birilerinin sosyal sigorta sistemine dahil olup olmamızı görmesi lazım. Telefon açık soracak değil mi? Aynı şekilde keza. Diğer grubunda buraya geldiği zaman. Ki burada bazı özel hastaneler biliyorsunuz. Özel hastaneler o kapsam içerisinde bu sistemi uyguluyor. Dolayısıyla o sistemi uygularken hangi teknolojik donanımları kullandıklarını da biliyoruz. Demek ki işin bir yasal süreci var. Başlayabilmesi için bir de teknolojik süreç var. Çok da önemli bir şey daha var. Bir de bunun finansman bacağı var. Haliyle bu karşılıklı işbirliğinden ortaya bir finansman çıkacak. Bu finansmanın nasıl sağlanacağı konusunda da bazı uygulamalar yapılmalı. Bu 3 bacaktaki ilk uygulama olan yasal prosedürlerin yavaş yavaş bu konuyla alakalı başlatılması işte Çalışma Bakanlığı'nları arasında dün gerçekleşen ilk adım. Daha eminim pek çok adım atılacak o noktada. Ama bu bir birinci adım. Bu süreç ne zaman tamamlanır? Uzmanların ortaya koymuş olduğu görüşe göre 6 ayla 1 yıllık süre içerisinde bu ihtiyaçların ortadan kaldırılıp sistemin normal bir şekilde çalışmaya geçebileceği öngörülüyor. Ama bu bir miktar da bizim ihtiyaç duyduğumuz gerekleri hangi hızda ortaya koyacağımızla alakalıdır. Zira bizdeki biliyorsunuz E-Devlet uygulamaları ve özellikle teknolojiye yapmış olduğumuz yatırımların eksikliği, yasal prosedürleri yürütme konusunda sürekli bir şekilde ortaya çıkan aksamalar,
bir şekilde bu süreçleri geciktirebiliyor. Burada biz ne kadar hızlı davranırsak, ne kadar enerjik olursak, ne kadar üretken olursak bu süreçler de o kadar sağlıklı hızlı işler. Bir şekilde tamamlanır. Ama bu biraz da sorumluluk veriyor herhalde, değil mi? Yani biraz daha o süreçlerin hızlandırılması ve tamamlanmasıyla alakalı. Elbette, çünkü önemli bir şey bu. Bu küçümseyebileceğiniz bir durum değil bu. Yani sağlığın, sağlık gibi son derece önemli bir unsurun, insan hayatı için son derece önemli bir unsurun böylesi avantajlar yakalaması aranacak fırsatlardan biridir. Dolayısıyla bu noktadan hareketle bir şekilde bu sistemin devreye sokulması ve ülkede yaşayan insanların yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının da bu sistemin içerisine dahil edilmesinin önüne açılması, bu yasal prosedürlerle veya geliştirilecek teknolojiyle katılması son derece önemlidir. Ama protokol sadece sağlık bacağını değil, yani işsizlik de, sosyal sigorta sisteminin de modernize edilmesini de barındırıyor aynı zamanda. Evet, ben sağlık bacağını. Evet. Çünkü temasların sonuç vermeye başlaması önemlidir. Yani somut ortaya somut bazı sonuçlar çıkıyor. Yani işte eğitimde olsun, Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu Ankara ziyaretinde açıklanan 3 madde önemli. Sonunda işte Sayın Bakan'ın Türkiye Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'nın buradaki protokolü olsun. O aşamaya geldik. Eskiden çünkü ziyaretler olurdu karşılıklı. Güzel sözler söylenirdi. Ama bir türlü o aşamaya gelemedik. Bu aşamaya gelmiş olmamız önemlidir herhalde. Yani artık az önce bahsettik, o üzüm aşamasına geliyoruz herhalde yavaş yavaş. Niyet varsa Bağcı'da üzüm yer insanlar. Gayle önemli, evet. Gayle önemli. Burada ne yapmak istediğiniz önemli. Bir de şu siyasette son derece önemlidir. Aslında siyaset de önemli değil. Atandığınız her görevde, yürüttüğünüz her görevde, içinde bulunduğunuz her koşulda, bu bir şirket de olabilir, bu bir kurum da olabilir, bu bir siyaset de olabilir. Bir yere yönetici olarak gittiğiniz zaman orada sizi anacakları düzgün bir şekilde, sizi yad edecekleri, hakkınızı teslim edecekleri imza atmak istersiniz. Bu insanın ruhunda vardır. Fıtratında olmalıdır yani. Buraya geldik, burada oturduk, keyfimizi yaptık. Hiçbir şey de yapmadan gittik. Dedirtmek istemez insanın fıtratı. Yani bu insanın içinde var. Siz de böyle değil mi? Ben bu işi yapıyorum ama bu işi en iyi yapanlardan birileri olmak istiyoruz. İnsanlar bizi anarken bu işin uzmanıydılar. Bu işi son derece iyi yapmışlardı ve ülke televizyonculuğuna da çok önemli katkıları vardı demesini istemez misiniz? Siyaset de böyledir. Başbakanlar, bakanlar böyle bakmalıdırlar olaya. En nihayetinde bu makamlar gelip geçicidir. Herkes için. Hiç kimse kalıcı değildir. Doğanın kanunu bu. Bu doğanın kanunu. Ama evet. Nasıl bir iz bıraktığınızla ilgili tabii ki bu. Önemli olan nasıl bir hoş seda bıraktığınızla alakalı. Bu kubbede. Evet. Bir şeydir bu. Bununla ilgili de üretmek zorundasınız. Sadece konuşarak hiçbir şey bırakamazsınız. Sadece savunarak hiçbir şey bırakamazsınız. En sonunda çetele defterini açtıklarında insanlar gördüklerine bakar. Ne yapmış? Şunu yaptı, 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 şunu yaptı. Denir. Ne kadar da güzel konuşuyordu. Denir. Bunu dedi, bunu dedi. Bazen. Ne kadar ama sonra önce ne demişti diye sorar. Ama orada bile en iyi konuşmacı olmanız lazım. Hatip olarak anılabilmek için. O da çok kolay değil. Anlatabildim mi? Hı. Dolayısıyla demek ki konuşma yetmiyor bize. Her şekilde üretmek lazım. Bağcıysak üreteceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bağcının kaderidir. Evet. Peki. Biraz magazin yapalım. Magazin? Magazin yapalım. Peki. Özdemir Tokeli bulmuşken. Şimdi pazar günü ve dün Sayın Erhan Arıklı'nın paylaştığı iki fotoğraf var. Sayın Fikri Ataoğlu'yla birisi. İşte Ankara'da bizi, daha doğrusu Sayın Ataoğlu'nu karşıladı. Bir de dönüşte yine karla birlikte bir mesaj verdi Sayın Erhan Arıklı. Bir siyasal iletişim uzmanı bunu nasıl yorumlar? Bunu çok farklı konuşanlar da oldu ülkemizde.
seviyoruz bu magazin yönünü siyasetin. Biraz senin de değerlendirmeni duymak isterim. Nasıl konuşulduğunu duymadım. Alternatif nedir onu bilmiyorum ama. Yani bu tipik bir Kıbrıslı davranışı. Güzel kar, bir başlangıç olur. Yani kar görmüyoruz. Dolayısıyla kar gördüğümüzde çocuklar gibi şen oluyoruz. Bunu da fotoğraflamak istiyorum. Ben buna yoruyorum. Başka bir özel anlam yükleneceğini düşünmüyorum. İlişkilerin buz gibi olup olmadığıyla alakalı herhangi bir durum anlatılacağını da düşünmüyorum. Çünkü yüzler... Çok sıcak bir fotoğraf. Evet, yüzlerdeki ifade onu vermiyordu. Bence kar görmemiş insanların kar görmüş eğlenceli halleri diye düşünmek lazım. Olay. Çok fazla siyasete yormamak mı lazım? Konuya bu noktadan bakmak lazım. Peki. Diye düşünüyorum. Anladım. Bunun haricinde de... Anladım. Ben cevabı aldım. Tamam. Çok fazla yorum yapmamak lazım. Kabuller kadar yurt dışı temasları da var. Meclis Başkanı ve Meclis Heyeti'nin Cezayir'de önemli bir teması, önemli bir görüşme bacağı var. Biraz bu konudaki değerlendirmenizi de alalım. Yani içte yaşadığımız sorunlara çözüm bulmakla alakalı ortaya konulan protokoller, ortaya konulan hedeflere bağlı olarak yurt dışı temaslarında da önemli kazanımlar elde etmekle alakalı da bir gündemimiz var. Keza Meclis Heyeti İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği'ne gözlemci üye olarak bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen Cezayir'de. Burada Kıbrıs sorunu bağlamında görüşmeler ve temaslar yapıldı. Bu eksen üzerinden de dışta yapılan temasları da nasıl okumak gerekiyor? Bu konudaki değerlendirmenizi alalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyayla entegre olmalı. Dünyalı bir devlet olmalıdır. İnsanları dünyalıdır. Bu insanlar zaten dünya görmüş insanlardır. Hepimiz dünya görmüş insanlardır. Dolayısıyla birileri bizi dünyadan koparamaz. Bu devlet söz konusu olduğunda bir miktarda yaşamış olduğumuz siyasal bu çözümsüzlük ortamının vermiş olduğu sıkıntılar yüzünden dünyaya kapalı bir ortamda yaşıyoruz hissiyatımızı. Bunu bir kere cesaretle aşmak lazım. Dış temas son derece önemlidir. Know-how dediğimiz şey, yani bilenlerden bir şey öğrenmek, bilgi paylaşımı, yenilikleri takip etmek, dünyadaki gelişimi, dönüşümü takip etmek son derece önemlidir. Çok fazla isimlerin önemi yoktur. Bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın vesilesiyle dünyada ülkelerini yöneten insanlarla bir araya gelirsiniz. Yarın Türk dünyası. Bir araya gelirsiniz. Onlarla iletişim kurarsınız. Ertesi gün Strasbourg'a gidersiniz. Orada kendi ülkelerini yönetenlerle buluşursunuz, konuşursunuz. Brüksel'e gidersiniz. Keza aynı şekilde Avrupa ülkeleriyle buluşursunuz. Bu her yöne doğru açılmadır. Dünya tek taraflı çalışmıyor. Dünyayı tek taraflı görmemek lazım. Dünyada Avrupa'dan başka dünyalar da var. Kendimizi salt Avrupa yüzünü Avrupa'ya dönen bir noktada da tutmamız lazım. Sadece Türkiye'ye dönük de tutmamız lazım. İnanılmaz fırsatlar var Asya'da. Bizim gibi ülkeler için. İnanılmaz ekonomik fırsatlar var artık Afrika'da. İnanılmaz fırsatlar var Güney Amerika'da. Dolayısıyla biz kendi ülkemizi, kendi işlerimizi ve kendi devletimizi ayağa kaldırabilmek için daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak için bu fırsatların tamamına kapılarımızı açmalıyız. Ve nereden başlamalıyız buna? Rekabet gücümüzün daha yüksek olabileceği ülkelerden başlamalıyız. Rekabet edemeyeceğimiz ülkelerden sadece biz mal satın alırız. Yani dengimizi bulup öyle yapıyoruz. Dengimiz değildir aslında bu. Rekabet edebilme gücümüz olan, göreceli üstünlüğü, rekabet üstünlüğüne sahip olduğumuz ülkelerle temas kurmak bizim gibi ülkeler için avantaj yaratır. Biz ürünlerimizi, biz düşüncelerimizi, biz fikirlerimizi, biz bilgimizi, deneyimlerimizi, onların bilmediklerini, onlara satma potansiyeli yaratmalıyız kendimize. Dolayısıyla dünyanın her yeri önemlidir. Dünyada sadece Avrupa değil. Dünyada sadece Avrupa yok. Avrupa elbette muasır medeniyetler seviyesini yükselme noktasında ortaya koyduğumuz çağdaşlık seviyesini bir şekilde bize hatırlatan bir uygarlık düzeyi olarak görülse de diğer taraftan bizim hayatta kalabilmemiz için, ayakta kalabilmemiz için dünya ilişkilerini geliştirmemiz ve dünyayla bir şekilde ticaret yapmamız gerekiyor. Bu kimi zaman turizm olacak,
Kimi zaman üretimsel olacak, üretim kaynaklı olacak. Kimi zaman bizim çok güçlü bir sanayimiz yoktur belki ama yeni yeni sanayilere de yönelmek lazım. Teknoloji sanayisi son derece önemli. Buna benzer yeni açılımlar ortaya koymak lazım. Ve kendimizi bir şekilde dünyaya açmamız lazım. Dolayısıyla yapılan temaslar son derece önemli. Yani yeni son işbirlikleri derece aramak için yüzümüzü tek bir yöne yani çevirmemiz gerekiyor da diyorsunuz. Şu da olmamalı. Gittiğimiz noktalarda, bütün dış temaslarda Kıbrıs sorununu konuşmak. Konuşuyoruz zaten Kıbrıs sorununu. Ama sadece o eksende bırakmamalı. 100 konudan 20 tanesi Kıbrıs sorunuyla alakalıdır zaten. Ama 80 konuyu da bu ülkenin gelişimine, bu ülkenin yönetimine katkı sağlayabilecek yeni gelişmelere, yeni bilgilere, yeni verilere ve yeni ekonomik işbirliklerini açmak lazım. Asya bizi bekliyor. Afrika bizi bekliyor. Orta Doğu bizi bekliyor. Amerika bizi bekliyor. Kuzey Amerika, Güney Amerika bizi bekliyor. Bunlar bizim Avrupa'da zaten temaslarımız var. Buralar bize sanki uzakmış gibi görünüyor ama dünya artık çok küçük. Buralarda da milyarlarca insan ve milyarlarca iş potansiyeli var. Ekonomik potansiyel var. Bunu bir şekilde gözden kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. O yüzden son derece önemlidir. Farklı farklı kıtalarda, farklı farklı kıtaların ülkeleriyle bir araya gelmenin avantajlarını buradan anlatıyorum. O yüzden özellikle belirttim. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı ile Afrika'da olmak, Orta Doğu'da olmak. Bakın neye vesile oluyor. Yani Orta Doğu'daki ülke yönetimleriyle onların yapmış olduğu yanlışlar çünkü Orta Doğu'da sıkıntılı bir süreç yaşanıyor değil mi? Onların ortaya koymuş olduğu yanlışlardan destek çıkarmayı kazanıyoruz mesela orada. Onların düşmüş olduğu yanlışlara düşmemeyi veya başarılı oldukları noktalar varsa onların örnek başarı almayı sağladığı o noktalardan bir şeyler almayı da amaçlarımız arasına koymamız lazım. Tek eksende yürümüyor. Sadece Kıbrıs konusu değil dünya. Hayat devam ediyor. Gelişimle alakalı da ülkenin gelişimiyle ilgili. Yaşlarımız da giderek artıyor. Peki. Okullarda bugün karneler veriliyor. Çocuklarımız 15 günlük tatillerine, ara tatillerine başlıyor. Çok kısa belki bu konuyla ilgili de görüşlerinizi paylaşırsınız. Mesajlarınızı verirsiniz. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum tabii. Evet, sağlıkla, huzurla bir tatil geçirin. Bu tatilin de gerçek bir tatile dönüşmesini diliyorum. Yani çocukların üzerine son derece büyük yükler yükleniyor. Bir özel dersten o bir özel kursa, o bir özel kurstan o bir etüde taşınan çocuklar, aileler bu noktada da ciddi sıkıntılı umuyorum. Bu 15 günlük süreçte hem çocuklar hem aileleri bir aile kavramı içerisinde ihtiyaç duydukları tatili yaşayabilirler. Ve mutlu, huzurlu bir 15 tatili geçirebilirler diye düşünüyorum. Umarım kar da yağar. Evet. Kar yağar mı emin değilim ama. Neyse. Kar yağan yerlere gidiyor ailelerimiz. Ulaşabileceğimiz yerler oluyor. Güzel. Evet, bu şekilde noktalıyoruz o zaman. Evet. Bu haftalık gündemle ilgili başlıklar üzerindeki değerlendirme ve konuşmamızı önümüzdeki haftaya bakalım yeni gündem başlıklarına neler eklenecek. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Salı günü yine birlikte olacağız. Evet Aziz, bu şekilde noktaladık bugünü evet, de. Evet, bugünlük bu kadar dedik. Yarın yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Günaydın. Credit West Bank'tan herkese merhaba. Piyasalardaki son gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızdayız. İlk önce Türkiye piyasalarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik durum hakkındaki değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini içeren ekonomik güven endeksi son bir yılın en yüksek değerini alarak 99.30 olarak açıklandı. Endeksin 100 sınırının altında kalması ekonomik kötümserliğe işaret etse de son 3 ay yükselme eğilimi gösteriyor. Alt endekslere baktığımızda hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerinde düşüş, reel kesim yani imalat, sanayi, inşaat sektörü tüketici güven endekslerinde artış yaşandı. Ve şimdi Almanya piyasasına bakalım. Almanya Federal İstatistik Ofisi öncü verilerine göre Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya 4. çeyrekte %0.2 küçüldü. Genel beklenti son çeyrek bir değişiklik yaşanmayacağı yönündeydi. Daralmadaki ana sebep yüksek enflasyon ile azalan özel tüketim oldu. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, teknik bir resesyon yaşama ihtimalimiz devam ediyor ifadelerini kullanarak ülke ekonomisinin iki çeyrek üst üste daralma yaşayabileceğinin sinyalini verdi. Uluslararası Para Fonu Küresel Ekonomik Görünüm raporunun çeyreklik güncellemesini yayımladı. Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonla mücadelenin etkisiyle küresel ekonomik büyümenin %3.4'den %2.9'a gerileceği öngörülen tahmin Ekim ayı raporuna göre %0.2 yükseltilmiş oldu. Raporda risk dengesinin aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtilirken Ekim ayına göre risklerin hafiflediği ifade edildi. Türkiye ekonomisi 2023 büyüme beklentisi %3 ile değişmedi, aynı kaldı. Çin'de açıklanan PMI verileri beklentilerin üzerinde geldi ve büyümeye işaret etti. Ocak ayı imalat PMI yani satın alma yöneticileri endeksi 49.8 beklentilerine karşın 50.1 olarak açıklandı. Hizmet sektörünü ölçen imalat dışı PMI 41.6'dan 54.4'e yükseldi. PMI verileri Eylül ayından bu yana 50 büyüme eşiğinin altında yer alıyordu. Çin'de COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle ekonomik aktivitenin hareketlendiği görülüyor. Bugün Türkiye dışı ticaret dengesi, Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasıla, Almanya TÜFE ve ABD tüketici güveni verileri açıklanacak. Buradan çıkacak sonuçları ve piyasaya olan etkilerini yarın sabah burada BRT ekranlarında sizlerle paylaşacağız ve son olarak döviz piyasasına bakalım. Dolar TL kuru 18.809, Euro TL kuru 20.385 ve Sterlin TL kuru 23.230 seviyesinde bu sabah işlem görmeye başladı. Ekonomideki en son gelişmeleri aktarmış olduk sizlere. Yarın sabah yeniden BRT ekranlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.